geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne güzel bu perşembe akşamı birlikte olmak. İyi misiniz? Keyifler nasıl, onu söyleyin, keyifler. Çok iyi. Çok iyi. Buradan uzatan pek duyulmuyor da. Mükemmel. Nasıl? Oh ne güzel. Fevkalade dediler. Biraz sonra çok daha iyi olacak. Çünkü bu akşam öyle böyle bir konumuz yok. Ben bir tek kelimeyle, üç harfli bir kelimeyle kendisini tanımıyorum. Bu akşam bir dev bir konumuz var. Sevgili Orhan Gencebay. Sevgili Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün neredeyse günü gününe değil mi? Evet. Neredeyse günü gününe. Evet. Bizim Orhan'la tanışmamızın tam 20. yılı. Yani belki bir hafta. Bir hayli kemale ermiş oluyoruz böylece. Bir hayli asarı atik olmuş oluruz. Öyle mi? Ben kemale ermiş. Kemale ermiş oluruz. Olur. Elhamdülillah. Kafamız evet. Tabii ki. Sevgili Orhan'la biz tam 20 yıl önce karşı karşıya geldik. Şimdi oradaki resmi göstermekte ben biraz tabii çekilim göstereyim mi o resmi? Valla iyi olur çünkü güzel bir resim. Da inandırıcı değil yani. Ama pek fazla değişmedik gibi geliyor. Böyle sen değişmedin de bana bir tuhaflık olur bundan sonra. Sen değişiksin, saçların yok. Şimdi görebiliyor musunuz efendim? Bunun bir tanesi benim. Uzaktan nasıl görünüyor bilemiyorum ama. Tabii şu anda ekranları başındakiler çok güzel görüyorlar. Efendim ben askerdeydim o zaman. Evet. Bir tıraş özürlüydüm ben. Vatan hizmeti. Tabii canım ben tarzım vatan hizmeti değil de Orhan'la ilk tartışmamızda böyle bir değişik bir barış. Değişik bir barıştı. Aradan yıllar geçti, 20 yıl sonra. Ama çok güzel bir resim. Çok güzel bir anı Orhan'cığım. 20 yıl sonra tekrar arada tabii çok sık görüşüyoruz da bunu kutlamak, evet. Böyle programda kutlamak harika. Çok büyük keyif verdi bana. Evet, bana da. Şimdi hoş beş nasılsın, iyisin demiyorum çünkü çok yoğunluğu biliyorum zaten sık sık görüşüyoruz. Biraz evvel gerçek hislerimi söyledim. Yani yabancı ülkelerde başka türlü izahlar var. Onlar böyle tek parça halinde, kaya, blok falan gibi zaten beton gibi tabirler kullanırlar. Ben kısaca dev dedim. Yani katiyen abartmıyorum. Gerçek düşüncelerimi söyledim. Ve eminim de halkımız şu anda burada olanlar, ekranlar başında olanlar dahil. Seni 20 yıldır daha hatta daha fazla sürdürdün. Bu çalışmanın herkes bilincinde. Ben sadece hislerimi söyledim. Bir devi konuk etmekten çok mutluyum ben bu akşam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben daha mutluyum. İlk kez 20 yıl kadar oldu. Ben çünkü o 20'de ısrar ediyorum. Bizim işte Anadolu turnelerine ilk başladığımız yıllar. Ben öğrenciliğim bitmiş gelmişim. Gidiyoruz konserler veriyoruz sağda solda. Ben dağlar dağlar falan diyorum. Ne güzeldi. Yanda bir kasetçiden bir teselli ver diye bir sesler geliyordu. Öyle kaynaştık. Çok sevmiştik o günden beri de. Evet. Yıllar yılı. Pardon, hep ben konuşuyorum Orhan. Hep ben konuşuyorum. Ne güzel. Ben de dinliyorum. İyi de ben her perşembe akşamı konuşuyorum. Pazarda da konuşuyorum. Fenalık edecek insana. Biraz da sen konuş. Ama ben yine dinliyorum ve güzel konuşuyorsun. Ve bütün Türkiye dinliyor. Hatta Türkiye dışında da herkes dinliyor. Ha, şimdi o konuya gelelim. Barış Manço'nun soyadı bana göre bir ilave soyad da almış oldu. Barış Çelebi. Demek de yakışır. Orhan Usta olduğu gibi. Rica ederim. Orhan Usta olduğu gibi. Çünkü şu yurt dışında dinleme konusuna gelince şimdi orada bir destur demek lazım. Tamam sağ ol. İltifatına teşekkürler. Böyle programları dinlemek güzel. Bir de kasetlerle müziklerle dinlenmek olayı var. İçimizde bu konudaki erişilmesi güç, kırılması imkansız rekorun kıranların başında geliyor. Benim bildiğim kadarıyla yalnız Ege Denizi'nin öbür tarafında senin 200 civarında besten o dillere çevrildi. Yalnız dur, ben aşağıya saymıyorum. Şöyle, bestelerimin çoğu birçok dillerde yapıldı. Yunanlılar yaptılar çok miktarda, 200'ün üzerinde belki. İsrail'de çok yapılmakta, Arap ülkelerinde yapılmakta, Yugoslavya'da, Türklerin bulunduğu her yerde yapılmakta. Hatta bazı gözlemlerim de oldu. Mesela Batılı ve Amerikalı popçular, Avrupalı ve Amerikalı popçular değişiklik ararken Orta Doğu'ya bir hayli saldırdılar bu sıralarda. Break tarzı müzikte dahi 7-8'lik, 8-8'lik ve 9-8'lik ritimlere rastladım. Yani aslında daha evvelinde bu tür müziklerde bu yoktu. Bu 7-8'lik ve
saydığım usul şekilleri Orta Doğu'da çok kullanılan ve bizim halk müziğinde ve sanat müziğinde çok kullanılan ritim özellikleridir. Bileşik usullerden oluşan usullerdir. Hı hı. Bize hastır fakat kullanılmaya başladığını gördüm. Demek ki önemli bir etkilenme var. Hatta Fransızlar biliyorsunuz Cezayir kökenli Fransız vatandaşları var. Fransız müziğinin yapısını değiştirdiler neredeyse. Avrupa'da da çok çeşitli bize ait özellikleri taşıyan hem Türk hem İslami değerlerin özelliklerini taşıyan yapılar var. Ve ben de Orta Doğu'daki büyük ülkemiz olan Türkiye'nin bir vatandaşı olarak sanıyorum onların bu düşüncelerine haberim olmadan katkıda bulunuyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. Orhan'a çok katkıda bulunuyorsun. Gerçek anlamda hakikaten çok katkıda. Hadi yalnız orada sınırlamamak lazım. Ülkemizde senin yaptıkların inkar edilemez. Şimdi burada kalkıp da havanızlılar gibi ama ne kadar iyisin. Valla sen de adreden de iyi falan filan gibi laflar etmiyoruz. Burada bir gerçek bir olay var. Son 20 yılda daha şöyle diyelim. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Biz o yıllarda biraz batı aletlerini kullanıp doğuya doğru bakarken yanımızda bir kardeşimiz doğu aletlerini zaten yemiş bitirmiş. O da batıya doğru bakıyordu. Biz bugünlerde çeşitli isimler alan Türk müziğinde geniş kemanların, geniş orkestraların orkestrasyon mantığı içinde partisyonlarla çaldığı ilk senin plaklarını duyduk. Daha evvel belki birkaç ustamız olmuştu. Ben mutlak vardı denemeler ama. Bu kadar genç yapta olmamıştı. Onun için şimdi bazı hakikatleri de açıkça söylemek lazım. Kaldı ki o yurt dışı gezilerin bir tanesinde, bunu sana anlatmıştım, bugün de ekran karşısında anlatmaktan çok büyük keyif duyacağım. Bir olay yaşadım ben Kahire'de, Mısır'da, Kahire Televizyonu'nda konuk olmuştum yani gezim sırasında. Şimdi ismini hatırlayamayacağım ama galiba Muhsine Hanım isminde genç bir sunucu, oranın pop müzik programları falan filan yapıyor. Konu şeye geldi, şarkı türkü konusuna geldi. Tabii orada çok ciddi bir nokta koydular. Şarkı türkü diye, yani şarkı türkü değil, şarkı Türkiye, şarkı evet. Oriental demekse şarkı, türkü. Türkiye has. Ve orada çok keyiflendiğim bir an seni örnek verdiler. Türkiye derken. Atatürk olarak ben o kelimeyi pek kullanmayı sevmiyorum. Meşhur bir son 10 yılda bir tartışması oldu. Evet. Ağla başlar, kağla biter. Arabesk. Teşekkür ederim. Ben demek istemiyorum. Sen dedin. Çok o tarz bir şey mutlaka var. Da orada bilen bilmeyen İlgili ilgisiz herkes bir takım fikirler beyan ettiği için biraz karışmıştı olay. Bana Mısır'da, Kahire'de ki herhalde zannedeyim arabesk müziği, yani Arabi müziğin merkezinde bir tanesi herhalde Kahire. Bana orada çok ne söylediler? La arabesk, Orhan Gencebay, Türkiye. Bana bunu evet. Kahireliler söylediler. Ben de burada Orhan'ın yanında bunu itiraf etmekten çok büyük gurur ve keyif duyuyorum. La arabesk, Türkiye. Benim başlangıçtan itibaren yola çıkış amacım ileriye dönük kendi değerlerimizi ileriye taşımak idi. Kendi değerlerimiz derken halk müziği, sanat müziği ve oryantal diye adlandırılan Viyana'dan Çin'e kadar uzanan bir kültür var ki herkesin müştereken kullandığı o da bir yerde bizde göbek havuları diye de adlandırılan o ritim özellikleri taşıyan güzel bir yapıdır. Ben tüm bunları kendime göre biçimlemeye çalışıp günümüze yeni bir duyumla anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye'de belli bir odağı yakalamaya çalıştım. Bu odak bizim güncelliğimiz, daha etkin bir güncelliğimiz olsun idi. Zaten aynı şeyleri yapmaya hepimiz çabalıyorduk. Kimimiz Batı ekolünden gelmiştik, kimimiz Türk müziğini temel ekolünden gelmiştik. Ama bir yerlerde kesişeceğimiz, birleşeceğimiz belliydi. Çünkü amaç var olan değerleri hep beraber ileri götürmek. Yarınlara taşımaktı. Yarınlara taşımaktı ve zaten onun için çok iyi anlaşıyorduk. Şimdi bize kalsa bir sabah kadar konuşuruz. Evet. Mikrofonlar uzanıyor sağdan soldan. Biz hakikaten sabahı buluruz. Biz dinlerseniz böyle gider. Anlaşılır. Çok şeyimiz var. Efendim. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sayın Gencebay, mütevazı bir gününüzü kısaca söyleyebilir misiniz? Anlatabilir misiniz acaba? Tabii. Şu son zamanlar hariç, niye son zamanlar diyorum? Çünkü özel bazı konularımdan dolayı müziğin haricinde her şeyi yapıyorum gibi oldu ama kısa bir süre. Bu bir süre sonra biter. Benim genel olarak değerlendirmem veya çalışmam sabahtan akşama kadar derler ya,
Müziğin içinde yaşamak. Günde 10 saat, 12 saat, 15 saat, 8 saat müzik çalışırım. Ne yaparım? Sazımı çalarım, beste yaparım, şiir yazarım, düşünürüm, kitap okurum. Müzikle ilgili konuları düşünürüm ve bir şeyler bulmaya çalışırım açıkçası. 2-3 öğün yemeği de orada hatırlasınlar herhalde yani sabah bazen... Kahvaltı düşkün olduğunu biliyor musun yani? Kahvaltıyı çok severim. Kahvaltı dediğimde akan suda duruyor. Evet ama bugün... Orhan abi süt de içiyorsun değil mi? Yeri gelmişken. Süt tercih edilir, içilmesi gereken bir şey. Hoppan 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 alkış evet. Birisi mikrofon dövüyor orada. Tabii canım ona da vurdurmak lazım tabii ki yani. Evet. Evet ben Orhan Gencebay abimize, ben de Samsunlu olduğum için çok teşekkür ediyorum. Son kaseti Ayşe Matlı kaseti çok güzel dinledim. Ondan Samsunlu daha bahsedin. Çok heyecanlıyım yalnız. Orhan abimize şunu soruyorum. Acaba yeni bir kasete başladı mı? Nasıl bir şey kaset yapacak? Bunu sormak istiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda çalışıyorum. Daha doğrusu devamlı çalışıyorum. Çalışmalarım hep dediğim gibi bestelerle ilgili oluyor. Sazımı daha iyi çalma ile ilgili oluyor. Yeni yeni düşünceler Türk müziği adına, müzik adına çalışmalarla ilgili tabii. Genelde yılda hepimiz bir kaset yapıyoruz. Değil mi Barış'ım? Valla ben o konuda olarak... ne olur bana, yani ben 2,5 yılda falan ancak bir tane bitirebiliyorum. Ben o konuda bir... Doğrudur. Tembellik bildiğin gibi. Hayır. Bu kadar yoğunluğun içerisinde gerçekten ne yapsın Barış Çelebi, Barış kardeşim haklı olarak bazen süreyi uzatabiliyor ama gönül en az yılda bir kaset yapmasını arzu ediyor. Doğru mudur? Yani yılda bir tane yapmalı mıyız? Yani şimdi doğru olarak soruyorum yani. Ama benim belki daha müsait zamanım ve bir de içine bu şekilde girdim ve adapte olabiliyorum. Şu anda senin meşguliyetin de çok var tabii. Şimdi meşguliyet de var da bir taraftan düşünüyorum da bak şöyle bir hesap yaptım. Doğru mu bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda biz 45'lik plaklar yapardık. 45'lik plak işte 2 şarkı. Oysa bugün bir kaset 10-12 şarkı kontrol otomatikman 5 ya da 6 45'lik plak muhtevasını içeren evet, bir şey aşağı doğru. Yukarı. Ben o yıllarda da 45'lik plaklarımı koyunca aşağı yukarı 5-6 ayda bir tane yapardım bunlardan. Ve mantıken 3 yılda bir kaset kadar çıkıyordu. Şimdi ben bunu söyleyip kendimi savunmaya çalışmıyorum. Zaten beceremiyorum hakikaten. 2-3 yılda aşağı 10 tane şarkıyı ben yazamıyorum. Bu bir tempo meselesi. Ben bir yıl içerisinde bir kaseti yetiştirebiliyorum. Bazen zorlanıyorum tabii. Yani iyi bir ürün vermeye çalışırken iyi yakalamak kolay olmuyor. Bazen süre yetmiyor. Bazen de bir anda öyle bir öz yakalıyorsunuz ki yapmadığınız bir şey de olabiliyor. Tabii. Bu bir duygu meselesi. Ben bir daha kasetesinden biraz yardım istiyorum kesin. Dur aramızda kalsın. Kaç tane beste bu tarafa doğru lütfen. Senin yardıma ihtiyacın olacak sanmıyorum ama olur mu öyle şey? Benim görev bir elim değerse memnun olurum. Evet, çünkü tabii. Kamera kasası söylüyorsun dikkatli olan. Yani dinliyorlar şahitlenmiş şu anda 1 milyon. Valla dikkatli yani olmak. Yani son kasetim gecikirse orandandır. Yazmadı ne yapayım diye. Ben bunu bahane mi? Kamera karşısında gerçekten rahat olmak kolay değil. Ben şu anda çok rahatım dersem yalan söylerim. Barış'cığım. Valla ben de çok rahat olduğunu söyleyeyim. Ama senin yanında rahatım. Vallahi bunu ciddi söylüyorum. Gerçekten rahatım. Ama kamera karşısında rahat olunulmuyor. Sen çok seversin ya o lafı. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün evet. Diye. Galiba kamera karşısında arzulanan tek şey o. Evet. Kim nasılsa öyle olduğu zaman zannediyorum. Yok çok iyisin abi valla. Teşekkür ederim. Çok iyi yani. Bu rahatsız haliyse ben rahat haliyim. Yani. Sağ olun. Sen çok rahatsın ve çok etkilisin. Bunu hep izliyoruz zaten. Allah benim çeneme kuvvet vermiş. Ben 40 yılda bir çıkıyorum. Ekrana pek şimdi 40 yılda bir çık. Aslında oran haksızlık ediyorsun. 40 yılda bir çık ama sen de. Yani 40 yılı bekleme. Lafın giriş 40 yılda bir. Bir de niye çıkmıyorsun? Abi? Bu aşamada sorayım. Yani. Niye çıkmıyorsun? Söyleyeyim mi? Söyle tabii canım. Peki. O zaman. Kimseye taş atmak istemiyorum ama ben çıkmak istiyorum. Daha doğrusu daha evvel çıkmak istiyordum ama bir tane TRT'miz vardı. TRT'miz beni çıkarmıyordu. Çıkarmıyordu evet. Halk benim çıkmadığımı düşünüyordu. Aslında ben de TRT'me sahip çıkıyordum. Benim TRT'm diye. Bu ülkenin vatandaşıyım. Benim TRT'm diye ama TRT'm herhalde çok meşguldü ki bizlere pek sahip çıkamıyordu. Biz de yine darılmadık. Herhalde işi var diye düşündük.
Spotlar. Biraz yukarıda ama iyi aydınlatıyor. Ayakkabın çok güzel. 42, 43. Nasıl Türkler? Ya şimdi yardım edin, cevap buluyorum. Yani şimdi çok haklısın Orhan, çok haklısın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama o anlamsız günler bitti gitti. Bizi geride kaldı. Ya keşke daha çabuk. Tahmin ederim. Olay. Bir anlamsızlık olayı vardı o arada. Dediğin gibi ben işte bahsettiğim bir takım müzik türlerine kısıtlamalar getirildi. Yani o kısıtlamadan biz de payımızı aldık ama çok daha düşük oldu. Mesela örneğin ben bir güzelim halk türküsünü, bir şarkıyı, bir klasik bir eseri söyleyemiyordum. Söyledim, denedim birkaç defa. Veysel'den, Ölümsüz Veysel'den iki parça okudum. Pir Sultan Abdal'dan iki tane okudum. Efendim ne bileyim işte Bayburtlu Zihni'den okudum. Rahmetli Selahattin Pınar'dan okudum. Ve bu eserden hiçbiri çalınmadı televizyonda. Ve dediler ki Barış bu repertuar dışıdır. Anlamadım dedim. Yani sen böyle şeyleri okumaman lazım. Nasıl yani? Sen işte batıcısın, bunlar doğu. Yani biz de bunun sıkıntısını çektik yıllarca ama seninkine total böyle direkt bir şey vardı. Kısıtlama vardı ve yanlış bir nedenden. Bir şey var Barış'cığım. Bazı değerlerin tarifi henüz yapılmamıştı yahut da yapılamıyordu. Mesela yıllar önce benim BBC'de bir röportajım oldu. Bu röportajı biz telefon aracılığıyla yaptık. Türkiye'deki müziğin genel yapısını anlatırken bu arada ben şöyle bir iki deyim kullandım. Hani bizim temel olarak halk müziğimiz, sanat müziğimiz var ve bunun yanı sıra bazı müzikler var ki ayakları yere ne kadar basmasa da önemli bir hizmet yapmaktadır ve geleceğe dönük yatırımları vardır. Bu çok önemli olacaktır demiştim. Bunların arasında işte arabesk denen yapılar, serbest yapılar, Türk popu diye adlandırılan yapılar. Yani resmen hafif Türk müziği yoktur diye böyle bir deyim kullandım. Var da resmen yoktur. Arabesk de resmen yoktur falan gibi. Basından bir arkadaş bu konuşmanın sadece Türk hafif Orhan Gencebay Türk hafif müziği yoktur cümlesini almış manşet yapmıştı. Ertesi hafta ne kadar hafif müzikçi arkadaş varsa herhalde tam metni bilmeden bana saldırıda bulundular dergide. Ve ben de şey demedim. Öbür hafta cevap hakkı vardı. O zaman dedim Türk hafif müziğini tarif eden varsa beri gelsin dedim. Ondan sonraki hafta hiç kimse bir şey diyemedi. Tarif edemedik. Niye tarif edemedik? Arabesk nedir diye sorsak birçok kişi anlatamayabilirler. Arabesk diye bir değerlendirme yok çünkü. Türk hafif müziği neydi? Bana göre Türk hafif müziği işte bu Türk popu diye adlandırılan yani batıdan ithal ettiğimiz popun anlamı günceldir. Türk güncelliğini yansıtacak, anlatacak olan bir yapıyı oluşturan, ileriye dönük, çağdaş olmaya dönük bir anlayışı getiriyordu. Benim yaptığım arabesk denen çalışma da aynı anlayışı getiriyordu. Yani çağın gereği olan her türlü değeri, enstrüman olsun, anlayış olsun, teknik olsun, bunu ülkemize taşımak, kendi değerlerimizde kullanmak. Benim amacım da buydu. Türk hafif müziğin de amacı buydu. Onun için zaten anlaşıyorduk, bir yerde birleşiyorduk. Ayakları yere basmıyordu halk müziği gibi, sanat müziği gibi öyle görünüyordu ama gelecekte çok sağlam bir yere oturacağı da kesindi. Evet sevgili Orhan kardeşimize son bir soru daha almam gerekiyor. Sevgili Orhan abi, sanatta ulaştığınız düzey herkes tarafından bilinmekte. Fakat sporla olan ilginiz hangi düzeyde acaba? Ceketlere sığamıyor, ceketlere. Bakar mısın? Evet şimdi bunu söylemekte haklı çünkü son zamanlarda biraz kilo aldım. Hayır, pardon. Estağfurullah, o açıdan sormadım. Maşallah, kilo demedim. Bir bana bakın, evet. Bir de ona bakın, Allah'ını seversen. Maşallah, çok iyisin. Şöyle izah edeyim, 86 kilo oldum da 80 kilo benim için iyi aslında da 6 kiloyu hemen... Ama vallahi kilo demedim, ben şundan başlamayacağım, ceketlere sığmıyorsun. Biraz değil, bir hayli sporla ilgilendim. Mesela 10'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda body çalıştım. Ben body biliyorsunuz vücut geliştirme. Ben de sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye vücudumuzu geliştirdik. Kondisyonumuzu arttırdık. Adelelerimizi geliştirdik. Erkek adam da güçlüdür. Tuttuğunu koparır diye böyle çalıştık ve uzun yıllar çalıştım. Hatta 5-6 sene çalıştım. Onun yanı sıra atıcılıkla ilgilendim. Şimdi bir hamam böceğine bile kıyamıyoruz. O ayrı konu.
Evet, o konuyu anlatsana. Anlatayım mı? Lütfen, ben biliyorum. Sen yani atıcılık iyi bir atıcıyken şimdi hamam böceğini kıyamıyorum. Evvelki gün evde bir hamam böceğine rastladım ki eve yeni geçmiştik. Nereden geldi bu diye şaşırdık da ayrıca. Dinlemeye gelmişti seni. Bir eşyayla geldi olabilir. Belki bizi seven bir hamam böceği olabilir. Teselli ver demiştir. Bana baktım. Bir kağıdı onu aldık. İşte bir pamuk gibi bir şey buldum aldım. Bir daha buralara gelme diye kapıdan dışarı attım mesela. Kıyamadık can taşıyor diye. Böyle bir durum. Şimdi body çalıştım. Atıcılık yaptık. Ama şimdi hamam böceğine dokunamıyoruz. Öyle bir atıcılık yapıyoruz. Okçuluk. Dekatlonla biraz ilgilendim. İşte biraz ağır sporlar, boks, karate vesaire biraz çalıştık zamanında. Şimdi yakalamışken biraz da değişmeye çalışıyorum. Aslında Adile'nin fazla şişmesini de istemiyor. Çünkü fazla şişince bu sefer Orhan abimiz... ne biliyorsun diyorsunuz ama. Ona son filmde Orhan abimiz şöyle dönüyor falan diyorsunuz. Siz de haklısınız. Ay haklıyor mu? Bu kadar yeter bana diye. Ben Adile dedim ben sen kilo çevirdin kilo. Şu bu konu çok önemli. Bana bazı kişiler kasıntı Orhan derlermiş. Ben öyle demedim dedin mi? Ben şey dedim Orhan abimiz dedim ben. Ama neden dediklerini ben şöyle izah edeyim. Aslında katliyen kasılma diye bir şey hayatım boyunca duymadım böyle bir duyguyu. Bilakis Orhan abi, Orhan baba, hatta şimdi Orhan dede demeye başladılar. Yaştan yani. Değil de belki meslekten sevenler böyle söylemeye başladı. Kasılma demin söylediğim gibi body çalışmaktan kaynaklanıyor. Şimdi bodyciler veyahut güreşçiler ve spor yapanlar genelde böyle Adele ile ilgili sporları yapanlar... biraz kasılarak yürür. Yani onu kendisi yapmaz. Kendiliğinden öyle olur. Yani Adeliler biraz gelişir, yanı açılır, göğüs şişer. Böyle bir görüntü alınca ama kasılıyor falan denilebilir ona. Halbuki öyle değildir. İşte ben de bu anlamın kurbanlarından biri olarak kasıntı ünvanını belki almış olabilirim. Teşekkür ederim. Sayın Manço. Buyurun. İlk önce size şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Biraz önce sözlerinizin arasında Sayın Gencebay ile beraber sohbetimiz çok uzar. Siz bize bakmayın dediniz. Ama biz bu Perşembe gecesi bu sohbeti çok büyük bir zevkle dinledik. Bunu ifade etmek isterim. Çünkü Türk müziğimizin iki devi yan yana geldiler. Çok tatlı bir sohbet ettiler. Onun için bu zevki bize tattırdığınız için teşekkürler. Sayın Gencebay, biraz önceki bir hanımefendinin sorusuna sazımı da geliştiriyorum buyurdunuz. Siz bizim gözümüzde kendi dalınızda zirveye erişmiş bir sanatkarsınız. Sazımı geliştirmeye çalışıyorum ifadeniz. İnanın şahsen bende çok büyük etki yaptı. Demek ki beklediğiniz noktaya kendinizce gelmemişsiniz ifadesi bende oluştu. Acaba böyle mi? Yarın için veya erişmek istediğiniz nokta nedir? Teşekkürlerimle. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de herkes gibi şunu söyleyeyim. Ya da o büyük sözü söylemek durumundayım. Ne kadar bilsek bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Hiçbir zaman da hedefi yakalamak mümkün değildir. Bunun hedefi yok. Ne kadar bilirseniz, çalışırsanız yine bilmediğiniz çok şey çıkacaktır. Bana virtüöz derler. Bağlama virtüözü diye adlandırılan biriyim. Ama her zaman geliştirmeye çalışıyorum. Daha iyi olmanın o kadar çok yolları var ki işte daha iyi olma adına çalışıyorum. Belki bazen daha iyi oluyoruz, bazen olamıyoruz. Yani mesele budur. Öğrenmeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi Orhan kardeş, Orhan kardeşimizin, Orhan dostumuzun ne büyük bir bağlama üstadı olduğunu bakın şu anda size şahittir. Az çalmadılar suda beraber. Tevazu da bunun yanında tabii ki aynı seviyede. Bu akşam sevgili Orhan kardeşimiz biz sizin karşınıza herhangi bir insan, bizden biri gibi geldi benim konum oldu. Yoksa ben çok isterdim sazını kapsın gelsin şurada bir de bu saz da böyle çalınır beyler diye çoğular şöyle bir göstersin isterdim. Hatta kendisine ilk defa olarak şarkı söylemesi için istirada da bulunmadım. Çünkü ben bu akşam biz iki arkadaş yani. 20 yıl sonra nasıl ki bir asker arkadaşınıza rastlıyorsunuz veya 20 yıllık dostunuza şu iki dostun karşılıklı 20 yıl sonra bir takım şeyler tazelemesi için ricada bulundum. Seneyi devriye. Kırmadan. Seneyi devriye için geldim. Bugün Orhan hakikaten virtüöz olduğu bağlamada değil. Hakikaten bir dev oldu şarkıları değil de sizden bizden biri gibi bir insan olarak buraya karşınıza geldi. Biz iki dost böyle biraz söyleştik. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Orhan. Çok mutlu oldum. Sağ olun efendim. Ben
alkışlarınızla, sevgilerle, saygınızla Orhan'ı buradan uğramak istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksin. Sen dert nedir, ne bilirsin? Sen gönlüm derdi Kabe, sen meleksin. Sen her şeysin, sen ümitlerimin tek kaynağı. Sen aşkın bence tam kendisisin, kendisisin. Sen ne diyemem, sen de diyemem. Sende dert yok diyemem. Sevme diyemem, sevde diyemem. Sende dert yok diyemem. Beni böyle sev, seveceksen. Kalbim senin gir, gireceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Sevgili Nazan, önce gidin aksanız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hep aynı aynı derani deren. Yarısı bayat, yarısı da hayat. Ama yarısı da hayat. Yarısı. Ama bugün onu okumuyorsun. Bugün onu okumuyorum artık. Bildiğin var. Evet. Önce nokta nokta mı? Nokta nokta. Nokta nokta aksanızda Nazan. Önce nokta nokta. Yeah.
Ben söylüyorum tabii oradan. Gidim ama sen. Ya. Güzel, çok güzel. Bu da mı senin? Ha, yani söz, senin. Müzik falan hepsi. Hı, bütün kasetler senin. Evet, hepsi benim. Bundan sonraki de benim olacak. Kimseden beste falan istemiyorsun. Kendim yapmaya çalışıyorum. Şeker var, un var, yağ var, hepsi var. Ne yapıyorsun ki? Çok iyi. Doğru. Biz yapmaya çalışıyoruz, hani, evet. Bütün söyleyenlere kapımız açık ama hem yazıp hem besteleyip hem toparlayıp söyleyenlere kapımız iki defa daha açık. Tekrar seni bekliyoruz. Çok nazik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Biliyorsunuz haftalar önce programımız içinde ayıkla pirincin taşını diye bir köşe açtık. Ben şimdi o köşeye geçeceğim. O köşemizin amacını biliyorsunuz. Programı sağ olun gelip burada konuk olanlar var, olamayanlar var. Coğrafi bir takım engeller yüzünden, kilometreler yüzünden. Onlar mektuplarla bize ulaşıyorlar ve mektuplarımız okunsun, o da biraz tartışılsın, konuşulsun diyorlar. Tabii ki hepsini okumak mümkün değil çünkü binlerce mektup var. Ancak biz böyle birkaç tanesini şurada hemen kısaca geçmek istiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içinde Azerbaycan alfabesini değiştirdi. Yani değiştirme işlemi hala sürüyor. O Kiril veya Siril, o Rus alfabesini bıraktılar ve Latin alfabesine dönerken bizim gibi 29 harfle sınırlı kalmadılar. Bazı harfle ilave ettiler. Onların alfabesi biraz daha zengin. Bir dostumuz diyor ki bizim de öyle zengin harflerimiz vardı. Niye onlar yeni başına ilave edilmiyor? Örnek de vermiş. Mesela X harfini bizde olmasa da kullanıyoruz. Extra diyoruz. Express diyoruz. X'i bazen yazım dilinde bile kullanıyoruz diyor. Ve N ve G harflerinden oluşan tekil N bir harf vardı diyor. Bir N Türk harfidir. O N harfini kullanalım diyor dostum. Şeytan kullanan koşun diyorum çünkü biz yumuşak G'yi bile kaldırırken hala ile hala arasındaki şapkaları kaldırırken şimdi yeni harf ilave edelim diye eski köye yeni icat mı çıkarıyorsun diyenler olabilir. Ben dostum mektubunu tekrarlıyorum. N harfini kullanın diyor. Duydun mu sen N harfi? Bu NG ile biz ifade ediyoruz onu. Sağır N deniyor. Sağır N, evet. Evet, öyle deniyor. Yani şu... Evet, o şekilde çıkıyor fakat Türkiye Türkçesi yani bugün Türkiye'de kullanılan Türkçe'de bu yok. Evet. Bazı ağızlarımızda var Azeri. Mesela Azeri şivesinde, lehçesinde bir örnek bu. Verebilir misiniz buna? Mesela dengiz diyorlar. Deniz mesela. Şu yani genizden gelen genizden ne, geliyor. Evet, geniz ne? Deniz diyorlar. Mesela tonguz deniyor. Anladım. Bu şekilde kullanılıyor. Anladım. Çünkü yani izah çok açık. Bizim neyimiz dilin damağı yapışmadan ne? Ne, evet. Bu, o. Ne diyor. Evet, iki kişi. İlginç. Yani ne ve G birlikte çıkıyor tabii. Onun özel bir söyleniş. Anladım. Onlar... Sizce bu harf gelsin mi dilimize? Bence herhalde Türkçe'de böyle bir harfe gerek yok ama onların çok kelimeyle söyleniyor. Yani birçok kelimesi bu harfle kullanılıyor. Anladım. O yüzden sanıyorum. Yani biz hiçbir mektubu göz ardı etmediğimizi biraz da vurgulamak için ben bu konuya geldim. Ciddi bir konu. Evet. Herhalde dil uzmanları üzerine eğilirler. Mesela G var onlarda yine kalın. G, tabii, G diyor. Var, evet tabii. Onlar da yani kullanmak zorundalar çünkü çok kelime kullanılıyor. Anladım. Bu şekilde. Anladım. Şuradan bir taş daha ekliyorum birincimden. Gazete okuyor muyuz efendim? Okuyoruz. Her gün okuyorsunuz. Evet. Hafta sonlarında tabii iki tane. Falan. Nasıl? Artı dergiler. Ha, ben şimdi yavaş yavaş oraya geleceğim. Ben çok mutluyum. Ülkemizde yayınlanan bütün gazeteler ama hepsinin isimleri Türkçe. Çok keyif verici bir şey. Yani Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Günaydın, Tan, Sabah, Meydan, işte unutulan tercüman. Yani Edremit'in Sesi, Ağrı'nın Postası gibi. Şimdi dergilere gelmek istiyorum oradan. Yani gazetenin isminde Türkçe öyle olması lazım. Tabii ki başka bir dilde yayın yapanlar hariç. Ülkemizde tespitimize göre 354 dergi yayınlanıyor. Yani bunlar tabii çeşitli dergiler. Burada gerçi ansiklopedilerin fasikülleri de var. İşte bilim, teknik, bilgisayar, çizgi roman, çocuk, gençlik, ekonomi, bulmaca, erkek, kadın dergileri ayrıca. Mizah, magazin, sınav, kültür sınav, siyasi, spor gibi dergiler. Dikkat ediniz mi bu 354 derginin önde gelenlerin isimleri ne yazık ki Türkçe değil. Fark etmiş olabilir misiniz? Maalesef. Evet yani ilginç. Tabii var. Var tabii Türkçe isim olanlar var da. Bu 354 dergi içinde ciddi bir bölümün ismi nedense sadece ve sadece İngilizce. Yani herhalde bir bildikleri vardır diye düşündük. Ben anlamadım tam olarak da gazetenin ismi Türkçe oradan yırttık, sıyırdık. Dergilerde biraz sıkıntı var. Şimdi konuyu açıyorum. Çünkü biz uyarılık da açıyorum. Çok ciddi mektuplar geliyor. Bir dostumuz araştırma yapmış. Diyor ki Barış'cığım, Barış abi, Barış kardeşim öyle sadece Türkçe yanlış konuşuyorlar falan filan diye böyle İngilizce bari bir Türkçe konuşuyorlar diye fazla gençlere yüklenme. Bu dergilerin falan isimlerine baktın mı? Çünkü bu gidişle Türkçe Türkolozca olacak demiş. Son derece düşündürücü Türkolozca. Şimdi bu arada tabii konudan konuya atlar gibi görmekle beraber katiyen atlamıyorum. İçimizde uçağa binmiş olan var mı?
bir nedenden dolayı. Yani yurt içi, yurt dışı falan. Biliyorsunuz uçaklarda yolcunun hoşça vakit geçirmesi için dergiler dağıtılır. Bedava dergiler vardır. Onlardan görürüz mü şimdiye kadar? Birkaçta biliyorsunuz. Bu bütün hava yollarında var. Ben bunları çeşitli dünya gizlemi sırasında toplamıştım. Şunu gösteriyorum mesela. Oradan okunuyor mu? Suluk. Suluk bu Eskimo Hava Yolları şirketin uçağının dergisi. Pardon, ben de bilemeyi karıştırıverdim. Suluk kanat demek, bildiğimiz kanat. Yani uçağın kanadı veya kuşun kanadı gibi. Eskimolar, ki dünyada nüfusu işte 40 bin civarında, Hava Yolları'nın dergisine kendi dillerinde kanat anlamına gelen suluk adını vermişler. Çok sevdim onu, oraya koydum. Bu okunuyor mu oradan? Hayır. Zor, haklısınız ama kamerayı okuyor da. Misafiri. Misafiri neye benziyor misafiri? Pardon? Misafir. Misafir tabii. Kenya Hava Yolları efendim. Kenya. Kenya Hava Yolları kendi dillerinde, kendi mahalli dillerinde misafir anlamına gelen misafiri kullanıyorlar. Ülkelerine gelen kişilere çünkü misafir idiler. Çok ilginç, bunu kenara koydum. Afrika Hava Yolları'nın dergisi. Okunuyor mu? Balafon. Balafon bizim işte biraz darbukaya benzer. Darbukanın sekizlisi gibi yan yana konmuş davullardan oluşan bir mahalli müzik aletleri. Afrika'nın çok övündüğü müzik aletlerinin biri. Yani balafon, onlar da onu koymuşlar. Tabii kullandıkları alfabe nedeniyle değişik alfabe kullanan ülkeler. Mesela işte burada onu okuyamıyorsunuz tabii ki. Bu Suudi Arabistan Hava Yolları dergisi. Ama burada İngilizce yazıyor. Ehlen ve sehlen. Yani işte merhaba, hoş geldiniz gibi bir yazı. Ehlen ve sehlen. Arkada tabii ki kendilerinde yazıyor. Bir tane daha alıyorum. O da okumakta zorluk çekiyorsun, saklısı. Burada İngilizce yazmışlar. Golden Falcon tabii ki. Altın Şahin. Yani göklerde uçan bir gene kuş. Aynı konu Mısır Hava Yolları'nda. Horus. O da kendi dillerinde, kendi geçmişlerinde çok önemli bir uçan tanrı bu da. İşte El İmarat okuyor musunuz bilmiyorum. Emirat, onun dergisi. Falan filan. Bunları niye gösteriyorum? İlgili konular. Bu da Endonezya Hava Yolları. Garuda. Garuda kartal demek. Endonezya. Malay dilinde kartal demişler. Koreliler kendilerinden sadece sabahın sessizliği demişler. Çünkü Kore kelimesinin lügat karşılığı sabahın sessizliği anlamına geliyor. Falan filan. Şimdi bunu okuyor musunuz? Ben bunu Sıkı Lıfe diye okuyorum. O kadar iyi benim dilim. Nasıl okuyorsunuz? Skylar. Bu hangi ülkenin dergisi? İngiltere. Şimdi... Olduğu belli değil yalnız. İşte Türkçe olduğu belli değil. Ben de biliyorum da. Yani merhaba olamaz mıydı bu? Hoş geldiniz. Kanat, Kartal, Hezarfen Ahmet Çelebi. Yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var ki artık bizim kendi Milli Hava Yolları dergisi de Skylife diye bir şey çıkartıyor. Gerçi ben sordum neden diye. Çünkü Avusturya Hava Yolları'nki Skyline'miş, bu da Skylife olsunmuş. Benziyormuş beraber. Bu ciddi bir sorun. Sonuçta acaba dedim, yani bu bizim Milli Hava Yolları'mızın dergisine kadar indiyse bu İngilizce başlık atmak. Acaba bu dergileri ülkemizdeki yabancılara mı satıyorlar diye düşündüm ve 4 yabancı konumuzu buraya çağırdım. Ülkemizde yaşayan 4 yabancı konumuz var. Alkışlarınızı biraz daha kendinize takacağım. Hoş geldiniz. Konuklarımı tanıtacağımı söylemiştim. Sırasıyla Stefani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çizuru. İyi akşamlar. Martin Hanım. İyi akşamlar. Wang Ho Li Hanım. Merhaba. Ne güzel konuşuyorsunuz Türkçeyi. Sağ olun. Siz de iyi konuşuyorsunuz. Biraz. Hayır maşallah. Öyle mi? Öyle öyle. Sağ olun. Siz ana dilim. İdare ediyorum. İdare etmiyorsunuz, gayet iyi konuşuyorsunuz. Stefani sen oho. Ehmek falan filan. Yani bakın adamlar okulda uğraşıyorlar, siz alınca dergiler basıyorlar. Siz niye öğrendiniz ki Türkçe'yi durup buraya gelip yani? Bir nedeniniz var herhalde. Sıradan başlayalım. Çizur Hanım, siz eşiniz tahsildeyken sizi gördü, beğendi. Herhalde. Çok zevk sahibiymiş. Çok zevk sahibiymiş. Teşekkür ederim. Tokyo'dan tanıştınız. 20 sene evvel, evet. Nerede tanıştınız? Tokyo'da. Tokyo'da. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Watashi wa warashi pancho desu. Watashi wa shizuru. İmi vahe. Hadi yakalayayım. Hadi yakalayayım. Hani var ya, ne kültürlü çocuk. Onu da halledecek gibilerden. Size gelince Sayın Martina. Siz bir işçi çocuğusunuz. Ha evet. Hani şöyle ki anlatayım yani. Anlatın efendim. Tamam. Buyurun. Şimdi babam maden mühendisi ve ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da pek iş yoktu. Ve babamın üniversitesinden bir Türk arkadaşı vardı. Ve halen mektuplaşıyorlardı. Ve işte babam bahsetti, işte orada fazla bir iş yok vesaire. Ailesi vardı, iki çocuğu, karısı.
Ve o da burada babam için bir iş bulmuştu. Ve bu şekilde buraya geldi. Yani dünya bir zamanlar tersindeymiş tersine yani. Tersine döndü. Alman çarşısına gelin bir işçi ithalimiz var demişler. Babam da kalkmış gelmiş. İthal edilen herhalde. İlk gazet arbaytı işçi sunuyorsun bu şekilde. Evet. Biz onun karşısına size 2 milyon yolladık. Evet. Denge sağlamış oluyor demek ki. Denge sağlamış. 35 sene evvel babasının kazandığı paralar için biz kuruş kuruş yani. 36. Fenik geri al. 36 sene evvel babasının bizden aldığı paralar karşılığında. Şimdi mark fenik geri alıyoruz 2,5 milyon kişi sayesinde. Ama insan nerede mutluysa orada yaşıyor. Tabii. Şimdi size gelince Sayın Wang Holi, siz Çinlisiniz. Evet. Ama Xinjiang tarafından, daha bize yakın tarafından. Daha doğrusu Santonluyuz. Ama ailem kaçtığı zaman komünistlerden Şinjan'da bulunuyordu babam. Evet. Oradan nereye geldiniz? Orada vazifeliydi. Oradan Pakistan'a gittik. Gitmişler daha doğrusu. Ben Pakistan'da doğdum. Orada doğdunuz. Ondan sonra buraya gelmişiz. Buraya geldiniz. En gencimiz Stefani. Sana ne oluyor? Yok yani. Annen baban geldiği için mi sen de geldin? Evet. Sonra? Ondan sonra yani Beçka'ya döndük 1980'de. Orada bir iki sene kalacaktık aslında ve 9 sene kaldık sonunda. Orada? Evet. Evet. Ondan sonra annem babam, yani babam fazla göremediğimiz için İstanbul'a döndük. 3-4 senedir buradayız. Şimdi senin konuşma dinlerken sen 3-4 yıldır buradaymış gibi konuşmasın Türkçeyi. Tabii ki burada öğrenmişler. Çünkü 9 sene gidip geldikten sonra. Evet. Biz çünkü ne 3-4 sene yabancı ülkelere giderken gidip orada yaşayanlar biliyoruz ki. Daha bir sandviç alırken bile... Aslında 9 senedir. Tabii ama yani sonuçta buradasın. Yani evet. Tamam, annem babam burada çalışıyorlar. Sizin de babanız buraya gelmiş. Tabii. Siz beyiniz evlenmişsiniz, gelmişsiniz. Herhalde o şekilde bir sizin de bir kaçma gelme nedeniniz var. Bunlar tabii ki bir takım nedenlerden insanlar bir yerden bir yere giderler. Ama geldiniz, yerleştiniz buraya. Nasıl buluyorsunuz diye sormayacağım. Çünkü yıllardır burada yaşadığınıza göre. Senden başlayalım Mahdine. Ben mi? Hı. Şimdi ben zaten yani daha burasını nasıl buluyorum Türkiye'yi? Ha yok yani hayat şartları yani hayat nasıl insanlar temas? Ben başka şekilde bilmiyorum yani Türkiye'nin hayat şartlarını bildiğim için bir Almanya'da yaşamayı düşünemiyorum çünkü kendimi orada ecnebi gibi görüyorum. Hayır, alkış, biz ecnebi olayına bayılırız çünkü bayılırız. Ben bir kere ben kendim yaşadım. Onu hemen anlatayım biz niye? Çünkü farkındaysan bütün kurtulan yaşamız bayılır ecnebi konulara. Ben bir tarihte triptik bir yabancı plakalı arabayla gidiyordum. Evet. Arabanın camları galiba güneş geldi. Memur bey de görmedi. Bana yapmış. Ben görmemişim yani. Burada. Ha, Türkiye'de canım. Türkiye'de Türk trafik polisi. Plakam yabancı. Anladım. Gidiyordum. Yürü ecnebi diye bağırdı birdenbire. Ama aynı butonu çok keyifli ama çok eğlenceli. Evet. Beraberdik bütün kurda gidiyorduk da. Evet. Ben yanına yaklaşırken camı açtım. Hani ecnebi değilim. Evet. Çünkü o plakaya bakarsın. Evet. Ama laf çıkmış zaten. Yürü ecnebi gibi olmuşsun Barış abi. Ecnebi gibi olmuşsun. Yani plakadan da onun için biz ecnebi lafını duyacak bir gülme girdi bize. Kriz ondandır. Yoksa ecnebi ne anlama geldi ben de bilmiyorum. İşte öyle işte yani yabancı anlamına kullanan gerçi bir kelime. Evet. Ama siz de deyince burada ben orada kendimi ecnebi gibi hissediyorum. Evet. Ben dayanamadım yani. Evet. Olay bu yani. Tabii ki alkışlanacak bir olay diye ben de biliyorum. Ama burada... Yani normal çünkü normal. 36 senedir buradayım. Yani doğmamışım. Yaşım çıkar. Şimdi... Yaşınız çıkmasın. Ama yine de yani en mühim dönemlerimi Türkiye'de geçirdim. Ve şöyle ki hiç Almanya'yla herhangi bir temasımız yoktu aslında. Şimdi buradaki ecnebiler... Yani en azından yaz tatillerinde veyahut da hangi tatillerinde tekrar menşe yani şeylerine giderler, kendi memleketlerine giderler. Biz onu hiç yapmadık aşağı yukarı. Yani biraz babanızın mesleğinden dolayı. Gerektiği zaman evet. Babamın mesleğinden dolayı da Anadolu'yu da çok gördük. Mesela Kurtalan'da yaşadık. Oradan tanışıyoruz. Herhalde. Baykan, o taraflar, Borçka, yani turistlerin pek gidecekleri yerler değil. Turistik bölge olmayan Türkiye'yi gördük. Siz biraz anlatır mısınız Sayın Süzgü Hanım? Yani. Evlendiniz, buraya geldiniz. Evet. İyi ettiniz, ne ettiniz?
Çünkü bu bu tür değişik evliliklerden sayenizde ırklar güzelleşiyor. Hakikaten ırklar böyle güzelleşiyor. Şimdi ben çünkü içeride kendisini çok istedim ama gelmedi buraya. Sevgili kızınızı da gördüm. Türk ve Japon özelliklerini aldığı zaman çok iyi, çok şirin, çok güzel, çok değişik bir renk tablo çıkıyor ortaya. Siz burada yabancı olduğunuzu hissettiniz mi? Biliyorsunuz Türkiye ile Japonya hele ne kadar çok uzak olsa da köken aynıdır. Orta Doğu'dan, Orta Asya vasıtasıyla köken aynıdır. Dil konusunda da çok benzer tarafı var. Bunu bir daha söyler misin? Ben çünkü söyledim anlatamam insanlara. Japonca ile Türkçenin kökte aynı olduğunu ve tabii, dil öğrenmek isteyen öğrenebilir Japoncayı. Tabii. Yazımızı bırakın. Hepiniz çok kolay konuşmayı öğrenebileceğiniz bir lisandır. Ayrıca öğrenmekte fayda var önümüzdeki yıllarda. Zannedersem dünyada en çok Türkler Japoncayı en kolay öğrenebilir diye inanıyorum. Yani benimki başarılı, fafifon tak 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 konuşuyorum ya, başarı değil yani. Çok kolay Japonca öğrenebilirsiniz. Ben dedim de ama dediler bakın işte gerçek ağızdan duyuyoruz. Şöyle söyleyeyim, Japonca, Korece ve Mongolca ve Türkçe Altay dil gruplarındandır. Ve Fin ve Macarca, Ural dilindendir. Bu ikisi Ural Altay. Aynı ailedendir. O bakımından çok kolay öğrenebileceğiniz ve size tavsiye edebileceğiniz bir size, yabancı lisandır. Size de tabii. Tarih dersim burada sona erdi. Dillerimizin aynı aileden geldiğini öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi ve oflar da çok benziyor. Adetler de çok benziyor. Hangileri bence mesela? Mesela? Erkeğine saygı. O konusunda bilmiyorum. O konusunda ben de bilmiyorum da hani. Benimki gevezelik. Evet. Mesela bir çok benzer bir şeylerimiz var. Mesela istemediğimiz konuk geldiği zaman, evinize geldiği zaman Japonya'da eskiden süpürgeyi ters koyarak kapının arkasına koyarmış. Zannedersen Türkiye'de de ben bunu duymuştum. Bir de süpürgeyi ters çevir kapının arasına koyuyoruz efendim. bir de terlikleri ters çeviriz ayrıca. Ondan sonra tuz serperiz. Değil mi? Biliyorsunuz. Tuz serpiyoruz, süpürgeyi ters çevir kapının arasına koyuyoruz ki misafir işsiz kal olmuş olsun. Nereden çıkıyor meydana şimdi? Kökler aynı. Sayın Van Korya Hanım, sizin biraz yazıyı bir tarafa bırakalım dedi Sayın Japon konuğumuz. Ama galiba o yazı olduğu gibi sizden geliyor. Başlamıştı. Evet, Çince'den geliyor. Çince'den geliyor. Yani o yazıyı bir tarafa bırakalım değil mi? Onu başa çıkmanın halimi yok. Onu öğrenmek biraz zor. Bu arada alfabede kaç harf olduğunu sormayacağım. Kaç şekil, kaç Çince'de form var? Zaten alfabe yok. Tamam. Ve monosilabik bir lisandır. Yani tek heceli bir lisandır. Bir hece bir kelime ifade ediyor. Ondan ve bir karakter oluşuyor. Hı hı. Siz ne kadar biliyorsunuz tahminen? Karakter yazısını ben aslında Çin'e gitmiştim. Yani buradan liseden mezun olunca Formosa'ya gittim. Orada üniversite tahsilimi yaptım. Ve o arada öğrendim. Ve bütün arkadaşlar Çince imtihanlarında eğlenirlerdi. Ben sabahlardım. Yani çok zor öğrendim. Yazısı çok zor. Ve ilk sene bir tek Çince'den ikmale kalmıştım. Evet, mikrofonlar yanınızda. Tabii konuklarımız sorularınızı bekliyor. Ben bir parçacık daha. Buyurun efendim. Bay Manço, çok değişik bir konuya girdiniz. Eksik olmayın. Her ne kadar bir mektupla usse bildirilmiş olsa da sizin bunu gündeme getirmeniz fevkalade. Ben mektubu bahane ettim efendim. Çok yerinde. Çok yerinde. Zira yani içimizde bir uhdeydi. Bu vesileyle siz gündeme getirdiniz. Bu yabancı lisana hayranlığımız. Tabii ki batıya bizden ileriler yetişeceğimiz konular var ama onların dillerini, isimlerini dergilerimize almak değil, yalnız dergiler değil, bütün seyircilerimiz bunu çok iyi biliyorlar. Bütün mağazalarımızda, efendim şimdi Polonyaca, yok Arapça adet oldu, İngilizce, Fransızca.
Halbuki yurdumuz Türkiye ve Türkçe konuşuyoruz. Bu yoldan çıkarak ben sayın konuklarınıza bu husustaki görüşlerini rica ediyorum. Kendileri her ne kadar yurdumuzda senelerdir az çok Türkleşmişler, bundan son derece mutlu olduk. Bu dergilerimizin yabancı isim almaları hususundaki kendi görüşleri nedir ki? Ben bir Türk olarak buna tamamıyla karşıyım efendim. Teşekkürlerimle. Stefani diyor ki... Bazı dergiler okurduk da yani... Yani senin ülkende, geldiğin ülkede dergiler senin ana dilinde mi isim taşıyorlar yoksa evet. Yabancı dilinde mi taşıyorlar? Ana dilinde taşıyorlar. Onu öğrenmek istiyor galiba beyefendi. Değil mi? Ben öyle anlıyorum. Dışarıda yani... Diğer yani mesela İngiliz isimli dergiler İngilizce olur. Yani İngiliz dergiler olur yani. Yani İngiliz dergisi İngilizce isim taşımalı. Evet. Stefani, bilmiyorum katılıyor musunuz Martina buna? Ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de zaten gazete veyahut da mecmua çok az kişi alıyor. Ve yani bu satışı arttırtmak. Çünkü burada çok özenti var. Yani giyim kuşamda her şeyde sırf özenti. Ve mecmua ve gazete de almakta da hani bir yere gittiğiniz zaman işte bilmem hangi ecnebi bir isimle konulan bir mecmua, ha demek ki bu bunu okuyor şeklinde. Yani ben onu düşünüyorum. Galiba sorunuzun cevabı oldu. Fazlasıyla. Evet. Tamam ufak bakın bizim amacımız bu. Bir takım konulara açıklık getirelim. Tartışalım beraber. Yani böyle kendi başımıza konuşmayalım. Tartışalım ki bir nitekim işte başladınız. Bir çözüm arayalım bulalım. Bir tanesi izin verirseniz ben cevap vereceğim. Şu vitrinlerdeki yabancı dildeki ne diyeyim ona müşteri çağırmak için yazılan yazılar. Onlara ben pek fazla karşı değilim. Onlar çünkü turiste yönelik bir şey olduğu için bence olmalı da hatta. Bence olmalı da. Ama buradan hareketle bir şey daha söyleyeceğim. Ben dün sabah ülkemizin büyük tirajlı, en büyük tirajlı gazetemizden bir tanesinde yeni açılan bir diskoteğin ilanını gördüm. Bütün boydan boy sayfanın altında tümüyle İngilizce bir ilandı. Hani, tonight is opening every Sunday with good music with ticaret falan filan. Bir tek adres, o da minnacık aşağıda işte bilmem ne caddesi filan filan numara diye. Bir tek o Türkçeydi. Ben birden bir hani bir yerde bir disko açılmış da bizim basın haber veriyor zannettim. Hani gidin koşun yeni bir disko açılmış Londra'da. Aman ne olur oraya gidin falan diye başladım. Baktım ki Muhtena semtlerimizden birinde açtığım bir disk koymuş. İlanın tümü İngilizce. Şöyle bir olay. Hani o andan itibaren bir başka şey kafama takıldı. İçimde gerçi Fransız konuk yok ama belki Stefani belki bilebilir. Bakın ülkemizde bazen gazeteler ilanlar çıkar. Yabancı dilde. Bir yabancı şirket yabancı dilde ilan verir ve eleman arar. Bu son derece doğrudur. Çünkü o ilanı okuyabilecek çapta lisan olan birisi bana başvursun diyerek baştan eleme yapmaktadır şirket. Ha, buna benzer bir ilan İngilizce olarak varsayalım. Bir Fransız gazete çıkarsa, ki çıktı mesela Le Monde'da, ben onu sık sık görürüm. İngilizce bir ilan çıkıyor. Altında mutlaka efendim, ilk satır vardır Fransız olarak. Efendim, yukarıdaki ilan bir yabancı şirket tarafından verilmiştir. Ancak bu lisanı anlayacak düzeydeki insanlar okusun anlasınlar ki baştan elensin diyedir diye kendi halkına olan saygısını gösterir efendim orada. Bu bir saygı sorunudur. Bir İngilizce disco ilanı vereceksiniz ve altta bir adres vereceksiniz. Bence bu saygıdan yoksun. Ha bu gazetenin kabahati mi? İlanı veren kişinin kabahati tabii ki. Sonuçta gazete bunu basmakla yükümlü. Belki bir basın yasasına ufak bir şey getirilemez mi? Bu tür yabancı ilandan altta mutlaka kendi dilimizde bir açıklama getirilmesi. Çünkü gazete bir değer. Çok zor çıkıyor. Çok zor şartlar çıkarttılar zaten. Vitraj da zaten pek parıltılı değil. Gazetemizi almaya devam edelim. Ama orada benim şöyle bir sayfam veya şöyle bir sayfam bir nedenden benim dışıma çıkmışsa ben onun ne olduğunu bileyim. Parasını veriyorum gazetenin. 3500 lira içinde oranında diye mesela 700 lira. O 700 lirada ne olduğunu ben bileyim efendim. O bakımdan bir ince bir jilet. Bir ince Türkçe bir altyazı iyi olur kanısındayım naçizane. Şart değil. Efendim? Şart değil. Şart yani, demedim ben. Yani İngilizce olması. Ha siz ilanın da İngilizce olması yani şart biliyorsunuz. İlanın İngilizce olması şart değil. Abi başka bir boyut bir dakika. Pardon. Şöyle yani o Türkçe'de de olabilir ve iyi İngilizce bilen eleman mesela daha çok veyahut da iyi Fransızca bilen veyahut da dışarıda okumuş yani süper olsun diye. Hı hı. Ecnebi lisanı. O şekilde olabilir. Çünkü o da bana göre yani özenti. Bu da başka bir boyut. Yani, kabul ediyorum. Hani ben hala orada biraz yumuşak bakıyorum. Hani bunu okuyabilecek düzeyde birisi bana gelsin diye bir ön eleme yapıyor olabilir dedim ben ama o da şart değil diyorlar. Hayır. Siz benden de ilerisiniz bu konuda. Yani ne bileyim. Bizim yani ülkemiz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye koşullarına göre ve Türkçe burası yani. Mesela bilmem ne bazı böyle butiklerde ben girmedim ama bazı mecmualarda yazıyorlar.
rakamı da bildiriyorlar kaç para olduğunu. Bir etek veyahut da bir manto diyelim, bu kadar bu kadar mark. E ben Türkiye'deyim, yani Türkiye, yani nasıl mark, dolar... Yani bunları Stefani'nin, Martina'nın veya ne bileyim Van Kuyli'nin veya Çizur Hanım'ın söylemesi mi gerekiyor bunları? Yani buraya gelmek için hakikaten böyle mi söylenmesi gerekiyor? Onlar gazete ilanında öyle efendim. Satılık daire her şey 800 dolar. Bin dolar. Evet. Maaş dolar bazında. Ne lazım? Türkiye'deyiz yani. Bu kadar Türk lirası. Hala soru soru gücünüz var mı efendim? Buyurun. Konuklarımız Türkiye'ye geldiğinde ne gibi güçlüklerle karşılaştılar ve Türkçe öğrenmekte çok zorluk çektiler mi acaba? Herhalde bunu en çok siz çekmişsinizdir. Evet, en çok çektim. Çektim derken biraz evvel söylediğim gibi Japonca'dan Türkçe girmek diğer Avrupa lisanlardan Türkçe girmekten çok çok daha kolay olmalı. Ve bir sene çektim. Peki ailede nasıl karşılaştınız? Kayınvalideniz vardı herhalde. Tabii. O beraber oturduğum için mecburen eşim de Türk İngilizce konuşurdu. Ben de konuşurdum ama Türkçe ortak lisan olarak konuşmak zorunda kaldık. Hayır. Ve iyi de oldu tabii ki. Öylece ne öğrendim. Ha ben şey diyorum, sizin kayınvalidenizle başta sürtüşmeniz oldu mu? Gelin kayınvalide. Oğlan gitti, aslan gibi oğlan gitti. Sen ne dersen kayınvalidem de memnundur. Beraber oturuyoruz 19 sene. Hala beraber? Evet. Aa, aa. Herhalde. Sen tabii böyle şey bakıyorsun. Yani evlilik, mevlilik, kayınvalide. O kadar uzak şeyler ki bunlar şimdi Stefan için. Günün birinde bir Türk'le evlenir misin? Bak sana bak söyle. Bak. Bakarak söyle. Yani bilmiyorum. Niye? Kısmet yani. Ya kısmet. Evet. Delikanlı kalkına ya bakayım. Bir. Salon kısmetten geçirmiyor maşallah'a bak. Hayır yani başlangıç. Yani yabancılarla, Türklerle yani bana göre fark yok yani. Türkler daha sevimli. Duydunuz mu? Yani, size söylüyorum. Çünkü Stefani diyor ki Türkler daha sevimli diyor. Kıpırdayın biraz, kıpırdayın size diyor. Bana demiyor. Ha evet, toparlanın biraz şöyle. Ne diyor Orhan abimiz söyle diyor ara sıra diyor. Yani öyle bir sorun olmaz yani. Böyle bir, senin böyle bir sorun yok yani uzun lafı. Yani yok. Tamam. Ben onu öğrenmek istedim. Ayrıca kabul ederlerse yok kesinlikle yani. Kıpırdayayım biraz kabul. Ya, istesinler beni diyor kız. Daha ne söylesin yani. Tamam Stefani ben bu konuya el koyuyorum. Ben sana bir zaten baban annen orada onları tanıyorum. Ben bir dünür size bir çift dünür yolluyorum yakında. Yeter ki istesinler diyor kız. Daha ne tamam canım kıpırda biraz. Tak kravatını falan. 7 veya 9 gül. Bir kutu baklava. Kaymaklı. Tecrübe konuşuyor, beni dinle, beni. Ben öyle gittim, aldım kızı. Hem de albaydan aldım, albay. Albayı ben, şırak! Ve albayı benim, gitti. Seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz, Gülda. Gül. O gün ben, bana güven mi oluyor? Stefani. Stefani. Babası, durumlar karışık. Papa, vaziyetler karışık. Evet, ben bu 4 değerli konumuzu alkışlarınızla uğurluyorum. Bu akşam tabii ki bir ikinci sanatçı konumuz daha var. Azerbaycan'dan geliyor. Alkışlarınızla Nezaket Nezirli.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Azerbaycan'a geldim, sen orada yoktun Bakü'de. Evet, çok sizi bekledik. O zaman ben Karabağ'daydım, savaşta. Ama tam duyulmadı galiba, neredeydin? Savaşta. Karabağ'da ya dediniz değil mi? Ben 5-6 ay önce bir Bakü gezimiz olmuştu, yani Azerbaycan gezimiz. O zaman aradı sordu kendisini, Karabağ'da dövüşür dediler. Barış Bey sizi o kadar bekledik yani. Her zaman çay beklemiyor. Demledik. Teşekkür ederim. Ama çay soğudu, siz gelmediniz. Hayır, çay soğumadı, geldik biz. Şimdi haklılar. Tabii Azerbaycanlılar bana ne kadar sitem etseler haklı idiler. İdiler çünkü ben söylemiştim, çayı demleyin geliyorum demiştim. Bir sene 4 ay gibi bir rötarım oldu. Tabii bu arada çayın suyu değişti falan. Yeni çaylar kondu. Ama çay nedi, say nedi, çıktı 5'e, vur 15'e dersiniz evet, evet. Biliyorsunuz. Sonra gittik biz. Çayı demledik. Fakat ben gittiğimde, sen şimdi lafı çevirdin birdenbire. Ben gittiğimde sen Karabağ'da savaştaydın. Yani benim fikrimce insan cinsinden aslı olmayarak ve seçtiği senetten, sahiden aslı olmayarak herkes canını, torpak için canını feda etmeliydi. Çok haklısın Nezaket, çok haklısın. Yani ben demin yani o kötü karanlık günler biraz geride kaldı diye acıları deşmek için böyle biraz işi şakaya vurur gibi oldum ama konu o olunca tabii ki mikrofonu falan bir tarafa bırakıp hemen en son böyle sınırın son köşesinden koşuyorsun. Çok sevindim. Karabağ'dan döndüğünü duyunca da allemetti telefonlar açtı, sen aradık. Ne, sen bizi kırmadın, buraya da geldin. Çok mersi. Şarkılar hangileri bugün? Şarkılar... İki Azeri şarkımız var. Herhalde yani. Çekoslovak şarkı sözü falan yok ki. Bayılıyorum bunların şeyine. Yok biliyor musunuz yani Türk şarkılarının daha çok hastasıyım ben. Ben de senin şarkının hastasıyım. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte insan kendine ne eksikse onu arar zaten. Tabii. Bir de sizin şarkınızı yani izin verseniz sizin şarkınızı söylemek. Vermiyorum. Cem bedenden çıkmayınca ne olur verdim lütfen. Gitti. Verdim gitti ben, ama canım şaka söylüyorum. Aa, verdim gitti tabii ki verdim. Şimdi çalsa söyler misin? Tabii söylerim. Cem bedenden... Olur mu? Hüseyin tamam bir dakika. Haklısın. Bırak sözü geç davula. Bakalım ne yapalım? Nezaket öyle istedi. Önce onu yapalım hadi bakalım. Tabii küçük nefes hazırlanmıştı. Senin şarkıda böyle bağlama aç falan yapacaktı. İş çıkardın Hüseyin'e. İyi oldu. Çalışsın biraz. Ama biraz sizin şarkıdan biliyor musunuz Barış Bey? Farklıdı. Mesela siz söyle. Kara haber tez duyulur. Unutsun beni demişsin. Bende kalan mektupları, resimleri istemişsin. Ha. Ama ben başka bir türlü izin. Şimdi sen nasıl? Şimdi ya olur, izin verir ya izin tabii. Allah tamam. Allah. Tabii ki indirme nasıl izin. Sen oku ben çok mutlu, zaten mutlu olurum. Sen başka türlü okuyorsun yani, hı-hı, öyle mi? Ah, evet. O güzel. O güzel zaten. Ayrıca ben iyi okuyorum demedim ki. Ben yazdım kendime göre okudum. Sen belki daha iyi okuyorsun. Mutlaka daha iyi okuyorsun. Yalnız tabii tonlar değişiyor değil mi? Evet doğudan. Ah canım doğuyu da biliyorum. Peki ben nereden okuyorum bunu? Ben bak, ah canım miyi de biliyor desene bana, desene. Ben miyden okuyormuşum, sen doğudan okuyormuşum. Bak oradan bakayım başına. Şurada, hadi bakalım Allah kabul etsin. Kara haber tez duyulur. Hadi bakalım Allah kabul etsin.
bu yaşta ağlatacağım beni ha. Bakamıyorum buraya, sulandı gözlerim. Bakamıyorum tarafa. Aa çok hay Allah, fena oldu. Konuşamıyorum şimdi, tuhaf oldum yani. Ne bileyim sen tuhaf oldu işte. Aa üstüme gelme şimdi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Başka ne var? Aygız. Aygız var, bir tane daha başka. Bugala Daşlı Gala. Bugala Daşlı Gala. Oo şanslı. Oh. Öbürü sayılmaz. Öbürü sayılmaz. Öbürü sayılmaz. Önce hangisi? Aygız. Aygız. Ağlamaksız her zaman.
çağırdığınız için. Beni de programınıza davet ettiğiniz için size de teşekkürler mi? Hayır, ben çok sevindim kalktım buraya geldin diye. Hatta benden sonra çok kimse seni programına davet edecek ve sık sık bundan sonra nezaketi göreceğiz. İnşallah. Büyük 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 aslanlar. Kendisine şimdilik, şimdilik buna uğurluyoruz. Sağ olun. Evet, geldik yavaştan yavaştan programımızın sonuna. Bize katılmak isterseniz son derece basit bir işlem yapacaksınız. Alacaksınız kağıdı kaleminize, yazacaksınız. Barış Manço Moda 81300 İstanbul, tekrar ediyorum. Barış Manço Moda 81300, posta kutusu değil, posta kodu İstanbul yazacaksınız. Biz sizi arayacağız ve bir akşam buraya konuk edeceğiz. Sağ olun, geleceksiniz, bizleri mutlu edeceksiniz. Bir başka perşembe, bir başka 4x21 dolu dizginde tekrar karşı karşıya gelmek umuduyla. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık efendim.